Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın görevden affedilmesi, yani görevden alınmayı böyle artık söylüyorlar. Görevden affedilmesi, yerine Özlem Zengin'in atanması, bunun biraz perde gerisini vereceğiz. Perde gerisini verirken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. O perde arkası gelişmeler onunla da bağlantılı. Bunu biraz uzun uzun anlatmam lazım ama önce birkaç parça kısa haber var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu biraz gizemli bir duyuruda bulundu. Dedi ki 12 Kasım saat 18:57, yani akşam 7'ye 3 kala bir tatbikat yapılacak. Bunun duyurusu da bütün cep telefonlarına gelecek. Bütün mesajlar olarak duyurulacak sosyal medyadan filan. Bunun ne olduğu tabii bir merak konusu oldu. Öğrenebildiğim kadarıyla o bilgiyi önce size vereyim. Öğrenebildiğim kadarıyla bu Afet Koordinasyon Merkezi var ya, AFAD. AFAD'la ilgili bir tatbikat olacağı söyleniyor. Yani 112 numaralarını nasıl kullanılacağını filan, ayrıntılarını henüz bilmiyorum ama bu tatbikatın felaket kontrolü, afet kontrolüyle ilgili bir tatbikat olacağı yolunda ilk bilgiler var. İçişleri Bakanı demişken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam önemli bir video mesajıyla ortaya attığı iddialar üzerine ikisi arasında başlayan tartışmadan söz etmem lazım. Kılıçdaroğlu yanına Hacer Fogo'yu aldı. Hacer Fogo, yoksullukla mücadele ağı. Türkiye'nin dört bir yanında yoksullukla mücadele, bunda nasıl başa çıkılabileceğini araştıran, çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşu. Onunla beraber bir video çekti ve burada yoksulluk ve uyuşturucu kullanımı, özellikle gençlerin uyuşturucu kullanımı üzerine yoğunlaştı. Ve burada İçişleri Bakanı'nı suçladı. Sen yeterince mücadele etmiyorsun, hatta işbirliği yapıyorsun gibi çok ciddi bir iddiada bulundu. Yani işte bu uyuşturucu kaçakçılarıyla baronları diye adlandırdı. Tabii buna Süleyman Soylu gecikmedi. Çok sert bir yanıt vermekte gecikmedi. İşte kanıtla yoksa namertsin gibi sert bir ifade kullandı. Bu tartışma burada biteceği benzemiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubunda Kemal Kılıçdaroğlu, ya dedik ispat etmeye ne gerek var işte dedi. İstanbul'da Sırp mafya lideri öldürülüyor, Azeri mafya lideri öldürülüyor, Afgan baronları fink atıyor filan diye böyle örnekler de vererek saydı. Bu tartışmanın biteceği benzemiyor kısa sürede. Fakat şöyle bir gerçek var. Uyuşturucu kullanımı giderek artıyor ve uyuşturucu kullanımıyla da yoksulluk arasında, yani yoksulluk arttıkça daha da ucuz, sentetik, doğrudan zehir uyuşturucular kullanılmaya başlıyor. Bu tabii gerçekten endişe verici bir gelişme. Şimdi girelim konumuza. Efendim, konumuz Mahir Ünal. Mahir Ünal nasıl görevden affedildi? Yine bu yeni dönem bir şey oldu. Ne derler? Yeni dönem bir jargon, politika jargonu oldu. Yani kimse istifa edemiyor, kimse görevden alınmıyor. Görevden affını rica ediyor herkes. Böyle, ay ne olur beni affedin bu görevden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyük alicenaplık göstererek peki affettim falan diyor. Niye? Şimdi bu karar açıklandı ama bir gün öncesinde Mahir Ünal'ın böyle hani daha önceki laflarını tevil eden, Atatürk'e, Tevfik Fikret'e filan atıflarda bulunan böyle bir "ya ben öyle demek istemedim" açıklaması vardı. Dolayısıyla bir gün önce, yani 30 Ekim'de pek böyle bir şey yoktu. Yani böyle bir havası yoktu. Görevine devam edecek gibiydi. Ama 31 Ekim'de Adalet Kalkınma Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantının sonunda "abi baktık Mahir Ünal bu defa bugün itibariyle görevden affımı istedim. Sayın Cumhurbaşkanı'na da çok teşekkür ettim görevden affımı kabul ettiği için" filan gibi böyle bir açıklama. Şimdi biraz perde gerisine baktık. İki neden var. Perde gerisinde iki neden olduğunu görüyoruz. Yani Erdoğan Mahir Ünal'a çok kızmış. Belli. Neden kızmış?
iki nedeni var. Yani kızgınlığının nedeni şey değil, önce söyleyeyim. İşte ya harf devrimine laf söyledi de işte Türkçe artık ifade dili olmaktan, düşünce dili olmaktan çıktı. Türkçemiz bitti, Arap alfalarından kurtulduk diye, Latin alfalarına geçtik diye, böyle bir itiraz noktası yok. Zaten Erdoğan kendisi de geçmişte bu Arap alfalarından Latin alfalarına geçişi, Cumhuriyet'le Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri ve önderliğiyle geçişi zaten çok eleştirmişti. Yani hani tek tek örnek verecek kadar değil, yani sürekli fikri bu. Ama kızgınlığının başka iki nedeni var ki bu size aktarmak istediğim perde gerisi gelişmelerle birebir bağlantılı. Birincisi, şimdi Mahir Ünal profesör, İlahiyat Fakültesi mezunu, sosyoloji doktorası yapmış bir şey, akademisyen. Entelektüel birikimi de kendi dünyası içinde yüksek bir insan. Şimdi bunu tutuyor bir kitap fuarında, Kahramanmaraş Milletvekili, bir kitap fuarında böyle bir ortaya koyuyor. Yani ortada fol yok, yumurta yok. Yani nereden çıktı bu şimdi? Türkçenin bittiği Arap harflerinden çıkışla, efendime söyleyeyim, düşünce dili olmaktan çıktığı filan. Ya Türkçe Arap harflerine geçmeden önce de Orta Asya'da Uygur harfleriyle kullanılıyordu. Türkçe diye bir lisan var. Yani Mahir Ünal bunu bilmeyecek bir insan da değil. Burada başka bir şey vardı. Başka bir hani göz kırpma vardı. Öyle dedik ya, siyasi İslamcı kesimlere bak. Hani biz de bu görüşteniz filan gibi bir ima vardı burada. Ama bunu dile getiriş zamanı Erdoğan'ı gerçekten kızdırmış. Neden? Çünkü bu işte tartışma bir anda patladı ve Adalet Kalkınma Partisi eleştiri altına geldi. 28 Ekim'de Türkiye Yüzyılı Projesi'ne haftalardır hazırlanıyordu Erdoğan. Yani burada büyük projeler açıklanacak. Gerçi bir yani Kanal İstanbul dışında ve işte anayasa değişikliği dışında, o da Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü yasası sayesinde, hani onun dışında pek bir şey duymadık. Ama her neyse, buna hazırlanıyor. İşte çok şey yapacaktı, kucaklayıcı olacaktı. Yeni bir hani erken balkon konuşması falan gibi böyle şey yapılacaktı. Bu bir. İkincisi, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılında bu yerli ve milli otomobil diye üretilen, o sloganla lanse edilen TOG. Bunun ilk ürününün fabrikadan çıkış töreni, biliyorsunuz, kutlamalarla yapıldı. Bir de bu vardı. Yani Ünal'ın bu tartışmayı başlatan kişi olması, Adalet Kalkınma Partisi'nin Cumhuriyet'le ve Cumhuriyet reformlarıyla, Atatürk reformlarıyla sorunu olduğunu gösteren ya da onu ortaya çıkaran bir tartışma çıkarması Erdoğan'ı kızdırmış. Yani bir, zamanlama. İki ne? İki, Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin Adalet Kalkınma Partisi iktidarı üzerindeki özgül ağırlığını, etkisini bilmeyen yok. Ama durduk yerde böyle bir şeyde, tam da işte seçime gidiliyor. Efendime söyleyeyim, Bahçeli'nin dediğinin olduğu biliniyor. Örneklerine şimdi geleceğim. Şimdi geleceğim. Hani hemen geliyorum şu bir iki cümleden sonra. Erdoğan'ı zorda bıraktı. Yani Bahçeli ne şey yaptı? Mahir Ünal'ın bu sözleri üzerine, hatta muhalefet partilerinden, muhalefet liderlerinden önce de çıktı meclis grup toplantısında. Bu dedi, tarifsizdir, temelsizdir, yanlıştır, böyle bir şey yoktur, Türkçe düşünce dilidir, Türkçe'ye hakaret ettirmeyiz, Cumhuriyet reformlarına sahip çıkarız filan diye çok sert. Zaten hani bir sözümüz var ya, çarşamba, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir, işte çarşambaydı. Yani Bahçeli'nin bu sözleri söylemesi zaten Mahir Ünal'ın o grup başkan vekilliği koltuğunu şöyle bir sallamıştı. Sallamıştı çünkü evet şimdi geliyoruz. Yani Bahçeli'nin bu şekilde hedef aldığı kim varsa gitti bugüne kadar. Örnek verelim. Sadece hedef aldığının gittiği değil. Mesela bu Covid salgını sırasında biliyorsunuz cezaevi tahliyeleri oldu. Durumu uygun olanlar, yani ceza infaz kanununa göre durumu uygun olanlar tahliye edildi. O tahliye uygunluğu içinde Alaaddin Çakıcı, suç örgütü lideri, o yoktu. Ama Bahçeli bir bastırdı, allem oldu, kallem oldu, Alaaddin Çakıcı da, özür dilerim Çekici dedim, Alaaddin Çakıcı da tahliye oldu. Şimdi bu bir, biraz geriye gidelim. 7 Haziran 2015 seçimlerine gidelim.
Şimdi o seçimlerde AK Parti çoğunluğu kaybettim. HDP meclise girdi. Meclise girmekle de kalmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili önüne geçti. Daha o gece Bahçeli dedi ki arkadaş bu seçim sayılmaz. Çanak çömlek patladı. Yeniden seçime gidelim. Ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Tayyip Erdoğan Adalet Kalkınma Partisi yeniden ne yaptı? Yeniden meclis çoğunluğunu elde etti. Tabii Erdoğan o sırada Cumhurbaşkanı. Ama 2015'te Başbakan da Ahmet Davutoğlu o zaman. Şimdi Gelecek Partisi lideri. Fakat orada belliydi. Şimdi 2016, 15 Temmuz 2016 kalkışmasında hani 16 Temmuz sabaha karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Ama size söylüyorum dönün videolara bakın. Çoğunluk AK Partili mi yoksa MHP'li mi? Çoğunluğun MHP'li olduğunu nereden anlayabiliriz? Bozkurt işaretlerinden, yani bozkurt yumruklarından öyle diyelim. Yani böyle bir şey var. Yani bir koltuk diyeti var mı Erdoğan'ın? Aha, olmaz olur mu? Bence var. Çünkü bu değil sadece. Sonra Cumhurbaşkanı 2017 referandumunda Bahçeli sayesinde Erdoğan ne yaptı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, ki Bahçeli ona Türk tipi başkanlık sistemi diyor, bu referandumu kazanabildi. Çok ağır, açık bir arayla kazanmadı. Bahçeli olmasaydı kazanamazdı. Bu çok açık bir şekilde. Sonra yine 2018 seçimlerine gidilmesi, 2019'da o sisteme geçilecekken onun 2018'de alınması yine Bahçeli'nin fikriydi. Arkadaşlar 2012'den bu yana Bahçeli'nin seçim dediğinde seçim olduğunu, referandum dediğinde referandum yapıldığını herkes söylüyor. Bahçeli hapisten çıksın dediği kişi Bahçeli'nin çıkıyor. Kabinede kalsın dediği kalıyor. Örnek mi? Örnek işte Süleyman Soylu bu Covid sırasında yine istifasını verdi biliyorsunuz. Adalet Kalkınma Partililerden önce Bahçeli dedi ki hayır kalmalı ve kaldı. Sonra şeyle Soylu'yla takışan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ne oldu? Gitti. Yerine Bekir Bozdağ geldi ki Bekir Bozdağ zaten hani AK Parti ile MHP'nin işbirliğinin mimarlarından biri, perde gerisi mimarlarından biri olarak biliniyordu. Ve tabii Bahçeli'nin gitsin dediği gidiyor. Daha önce örnekleri işte Abdülhamit Gül örneği verdim. Bülent Arınç, Adalet Kalkınma Partisi'nin kurucu babalarından. O da böyle bir demeç verdi. Yine bir grup toplantısında Bahçeli, Bülent Arınç o görevde kalamaz dedi ve bilin bakalım ne oldu? O da o görevden affedildi. Yani böyle bir şey var. Ha bir de şu var. Mahir Ünal'ın yerine getirilen AK Parti MYK üyesi Özlem Zengin. Zaten daha önce grup başkan vekiliydi. MYK üyeliğine getirilmişti. Genel başkan yardımcısıydı Mahir Ünal o sırada. O da gerisin geri grup başkan vekilliğine getirildi. Zaten hani oradaki şeyde hani bir hatırlayacaksınız. Bir yeşil nokta diye bir şey çıktı. Milli Hesaplar Burada bir sosyal medya kampanyası açıldı. Feci başarısız oldu. Birkaç gün içinde ortadan kaldırdı. Biraz da haksızlıkla doğrusunu söyleyeyim. O iş Mahir Ünal'a fatura çıkarıldı. Mahir Ünal da tekrar daha önce yaptığı grup başkan vekilliğine gönderilmişti. Şimdi bakıyoruz hani Mahir Ünal tekrar parti yönetimine girebilir mi? Girebilir. Kendisi tabanı olan bir milletvekili. Yani boşta bir insan değil. Yine girebilir. Ama biraz geriye çekileceği belli. Onun yerine Özlem Zengin yeniden getirildi. Özlem Zengin'in de daha önce topladığı tepkiler vardı. Örneğin işte kadına seçme seçilme hakkının aslında evet Atatürk tarafından tanınmasına rağmen gerçek kullandıranın Erdoğan olduğunu söylemişti. Çünkü neden? İşte başörtülü kadınlar seçilemiyordu falan filan. Ama o zaman öyle bir tepki vardı. 24 Mart 2020'de, 21'de özür dilerim, AK Parti'nin 7. kongresinde bu görev değişikliği yapılmıştı. Şimdi buradan şuna geliyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Adalet Kalkınma Partisi iktidarı tek başına bir iktidar. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi ve onun lideri özellikle Devlet Bahçeli'nin adeta kritik konularda, stratejik konularda kontrolünde. Yani dediğim gibi onun kalsın dediği kalıyor, gitsin dediği gidiyor. Böyle bir şey var. Ne zaman seçim referandum dese Bahçeli seçim referandum oldu. Hatta 2002 yılında o zaman baştaki Ecevit hükümetinin ki Bahçeli'de başbakan yardımcısıydı. Erken seçime gitmesinin nedeni de yine Bahçeli'nin seçime gidelim demesi olmuştu. Bunu da unutmamak lazım.
%10 civarında dalgalanan, bugünlerde biraz altında söylüyor anketler ama yani bu aralar anketlere de ben çok fazla itibar etmiyorum. Neyse %10 civarında dalgalanan bir oy potansiyeliyle, oy oranıyla Bahçeli onu manivela gibi kullanarak bütün stratejik konularda AK Parti iktidarının hem politika hem kadroları üzerinde gerek duydukça söz hakkını kullanıyor. Veto hakkını da kullanıyor. Tabii bu Bahçeli'nin bence Türk siyasetinde yaşayan en önemli taktik ustalarındandır Bahçeli. Şu %50 artı bir oy oranını Erdoğan'a kabul ettirmesi bunun kilidiydi. Bu yani bu manivela gibi kullanma gücü, özgül ağırlığı kazanmasının kilidiydi. Şimdi seçime giderken Milliyetçi Hareket Partisi'ni şey yapabilir mi, çok kırabilir mi Erdoğan? Pek zannetmiyorum. Pek zannetmiyorum. Bahçeli'nin AK Parti iktidar üzerinde tartışılmaz bir özgül ağırlığı var. Bizim de önümüzde 7 ay var daha. 7 ay içinde Bahçeli'nin şapkasından daha ne tavşanlar çıkacağını bilmiyoruz. Ve bu muhalefet liderleri kadar, hatta belki onlardan fazla da Erdoğan'ı diken üstünde tutacak bir durum. Yakından izliyoruz gelişmeleri. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın.